Kim bilir nelere şahit oldu sırtımı yasladığım bu asırlık meşe. Burada yürüdü kahraman ecdat gözünü siper etti ateşe. Yolda yeni bir günden herkese selam olsun. Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Şu an Çanakkale Tevfikiye köyündeyiz. Hava kararınca alelacele rastgele bir zeytin ağacının altına çadır kurdum. Şimdi Troya Antik Kenti'ne uğrayıp onun yakınındayım. Sonra köyün içinden geçerek Kumkale'ye doğru gideceğim. Kumkale'den sahile, oradan Güzelyalı, Kepez, sonra Çanakkale merkez. Bu şekilde bir istikamet belirledim. Bakalım. Hadi gidelim. Dostlar, çadırı topladım. Düştüm yola yine. Dün Troya Antik Kenti'nin dibine kadar geldim. Hem hava karardı hem de kapalıymış zaten. Bugün pazar. Gerçi bugün de açık olur mu bilmiyorum. Şimdi onun dibinde bir zeytinlikte kaldım biraz önce. Kalktım. Tekrar bakacağım. 200 metre önümde. Eğer açıksa içine girip ziyaret edeceğim, gezeceğim. Değilse düz devam edeceğim. Bakalım yolun sonunda muhtemelen antik kent ve kazı alanları var. Hadi gidelim bakalım. Azıcık yürüme sonucunda geldik bakalım. Dostlar, giriş ücretli. Ve ücret de böyle bize göre değil abi, 60 lira diyor. Buradan kapıdan ben size göstereyim. Truvatı burada. Burası Troya Ören Yeri diye geçiyor. Kalıntılar mevcut. Merak eden gelsin baksın abicim. Benden bu kadar. Haydi yola gidelim. Evet dostlar. 1 kilometreden fazla bir yolu yürüdüm. Antik kentin Ören Yeri'nin içine bakayım diye. Ama giriş 60 lira dediler. Şimdi abicim ben yolda bir gezginim. Bana 60 lira çok. Zaten bildiğiniz üzere bu tarihi veya kültürel bir gezi değil. Ben yolumun üzerinde yakın gelmişken bakayım diye geldim. Eğer uygun fiyatlı olsaydı 20-30 lira falan olsaydı yine verirdim ama 60 lira çok geldi, karnım da aç zaten sabah sabah. En son Altınoluk'ta sulu yemek yemiştim adam akıllı. Ondan sonra doğru düzgün bir şey yemedim. İki yerde tost yedim. Bir de bisküvi kırıntı falan, 2 gündür yani. Belki de fazla oldu. Karnım aç. Güzel bir yer bulup bu 60 liraya adam akıllı bir yemek yiyebilirim yani. Şimdi tekrar geldiğim yolu geri yürüyorum. İleride kapı var. O kapıda da hiç yazmıyor ücretli olduğu veya gişeler o kapıda olsaymış. Bedava bu kadar yürümezdik. Olsun, Truvat'ını gördük, yeter. Bize bu kadar yeter abi. Fakirin kültürel tarihi gezisi de bu kadar olur. Kapıdan bak gel. Buralar komple bir Troya bölgesi. Troya Ören Yeri, müzesi falan. Çanakkale'ye gelirken buralara uğramak isteyen uğrayabilir. Hadi gidelim. Bu ablam bir tane hediye vereyim sana. Sağ ol abla, sağ ol. Benim taşıyacak yerim yok. Çorbası var, böreği de var, hepsi var orada. İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Biz bunları kendimiz yapıyoruz hepsini. Öyle mi? He, alçı. Alçı değil, mermer. Mermer tuzlu polyester karışımı. He. Stoktan cezalı. O aşilleri, hektorları, onlar büyük heykelleri hepsini kendimiz yapıyoruz. Maşallah. Atölyemiz var. Bunlar şimdi alçı kalıp değil mi? Değil. Mermer. Anladım. Polyester karışımı. Bayağı güzelmiş. Valla her yere veriyoruz.
Şunlar Bergama, Asos, Yüre, her yere canım. Çanakkale'ye, Aynol Çarşı'ya. Tamam ablacığım, teşekkür ederim hediyen için. Ben bunları internette yayınlıyorum. Toptancı olduğunu da orada belirteceğim. İnşallah. Vallahi ihtiyacı olan. Eşim bana dedi ki anın başına gelene bir merhaba de, ne dedi, ver bunlardan. Bunlardan versen de çocukların rızkını vermiş olursun. Haklısın, dedi. Haklısın ablacığım. Onun için toptancı olduğumuz için başıma biri gelsin bu dükkanda boş çıkmaz oğlum. Maşallah ablacığım. Evet. Hakkını helal edesin. Sağ olasın. Senden hatıra olacak. Evet, siz de. Ne demek? Helal olsun kardeşim. Ablacığım hayırlı işlerin olsun. Bana Allah müsaade. Sağ olasın. Haydi. Kolaylıklar dilerim. Allah kalbindekini versin diyorum. Amin amin cümlemizin. Sağ olasın. Evet abiler. Tevfik-i Arkeo köyün diğer girişinden girmemiştik. Bu girişten girelim. Hadi bakalım buradan Kumkale'ye doğru geçeceğiz. Tevfikya köyünün içi de Arkeo köy olarak tescillemişler bu köyü. İçinde böyle tabelalar var. Tanıtımlar var. Tırıya hazineleri. Bulduğu bütün hazineleri kaçırmış. Osmanlı Devleti ile mahkemelik olmuşlar. Sonra sulh yapınca da bütün hazineler onda kalmış. Berlin'de sergilenen eserler 2. Dünya Savaşı sırasında Rus askerler tarafından Moskova'ya götürülür. 1995 yılından itibaren ise Puşkin Müzesi'nde sergilenmeye başlar. Neyse. Şimdi köyün tam içine girmiyorum. Hafif kıyısından Kumkale tarafına doğru döneceğim. Böyle yollar süslenmiş abi. Tetis, baş tanrı Zeus'tan oğlunun değerinin anlaşılması için akhaların başına büyük dertler açmasını ister. Akhalar saldırıya geçerek Troya surlarına kadar gelir. Daha fazla insanın ölmesini istemeyen Paris, Menelos'a teke tek dövüşmeyi teklif eder. Dövüşün şartı Paris kazanırsa Helena Troya'da kalacak ve Akhalar geri dönecektir. Menelos kazanırsa Helena'yı ve mallarını alarak Akha topraklarına dönecek. Yani her iki durumda da savaş bitirilecektir. Bla 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 bu hikayeler. Müsaadenizle ben yoluma gideyim. Evet dostlar, hemen ara toprak bir yoldan böyle Kumkale yoluna bağlandım. Azıcık köpekler taciz etti ama bir sıkıntı yok. Şimdi niye Kumkale'ye direkt gidiyorum? Aslında Mütevfikiye'nin içinde lokantalarda bir şeyler yemeyi düşünüyordum ama burası da tarihi köy, turistik köy. 2 kilometre ötede Kumkale var. Orası daha normal olduğunu düşünüyorum. Hem mesafe alalım hem de oturmuşken biraz fazla otururuz orada. Karşıda görünüyor Kumkale. Gidelim, orada bir çorbacı veya bir lokanta varsa sebeplenelim abi. Yorulduk. Acıktık. 2 gündür adam akıllı kamp da yapamadık. Hadi bakalım. Evet. Bir çeşme buldum dostlar. Kumkale'ye doğru çıkışta. Tevfikye köyünden Kumkale'ye giderken hemen çıkışında. Dün böyle bir çeşme bana söylemişlerdi. Şeyde, Çıplak köyünde, ama muhtemelen buraya söylüyorlardı. Troya ören yerine, bu antik kentlerin olduğu bölgeye geldim. Hava karardı. Akşam ezanı okunmuştu.
Sabah olunca orayı da gezeyim diye hemen onun dibinde bir zeytinliğe çadır kurdum. Böyle gezemeyeceğimizi bilseydik direkt buraya gelir. Şurada üst kısımda bir yerde konaklardık. Çeşme de eski bir çeşmeye benziyor ha. Haydi bakalım. Suları dolduralım. Parça göz hakkı alalım değil mi ya? Normalde almazdım ama çok canım çekiyor. Zaten bunu duymuşlar. Yağlık gibi küçük. Bütün tarla siyah. Bunun gibi çekirdek dolu. Haydi bakalım. Dostlar az kaldı Kumkale'ye. Haydi gidelim. Orada bir köy var uzakta. Okey. Bakalım kimin köyü? Görüşürüz. Dostlar köye girdik. Bakalım merkezine, çarşısına doğru bir gidelim. Hadi orada görüşürüz. Kumkale Şehitliği sağ taraftaymış. Ama biz önce buranın bir çarşısını bulalım. Herhalde buralar. Hadi bir bakalım. Aşağısı daha kalabalık gibi. Geldik bakalım çarşısına. Bir lokanta varsa güzel. Bir tane geçtim ama pek beğenmedim görüntüsünü. Yine mecbur kalırsak ona döneriz. Kahvehaneye bir çökelim. Hadi bakalım. Dostlar Kumkale köyündeyim. Çıkıyorum şu an. Kumkale şehrine doğru. Kumkale'de bir çorba içtim. Bayağıdır açtım. İyi geldi. Şimdi şehitliğe doğru gidiyoruz. Yakınmış. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlar, Kumkale Köyü'nden gençler bunlar. İsminiz ne gençler? Benim adım Ayaz abi. Ayaz, maşallah. Benim senin? Emir. Emir'im. Motorlarınız da güzelmiş ha. Evet abi. Elektrikli mi bunlar? Yok. Benim motorum elektrikli. Ben de motorcuyum ama motorum Manisa'da kaldı. Abi nasıl geldin buraya kadar? Yürüyerek. Hiç böyle köpek falan takılmadın mı? Takıldı geldi peşime sonra geri gitti. 6 kilometre benimle yürüdü gitti. Nerede kaldın? Çadırım var ya bak sırtımda. Burada kaldın mı? Burada kalmadım. Şeyde kaldım en son. Ne o? Tevfik yeğenin orada kaldım. Oradan geliyorum buraya. Ha, kolay gelsin. Sağ olun. İyi hadi internette takip edin bakalım. Abi ismin neydi benim? Seyyah Ömer. Seyyah Ömer. Evet. YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da hepsinde bulabilirsiniz gençler. Yürüdüğüm yolları oradan takip edin. Hadi bakalım. Bu dedeyle nine yolumu kestiler. Salmıyorlar beni. Gelin bakayım buraya diyorlar. Hadi bana müsaade nine. Dide. Maşallah. Allah mutluluk versin. Köyün gençleriyle sohbetten sonra şehitliğe doğru yola devam dostlar. Kumkale'den
şehitliğe doğru çıkar çıkmaz denizin rüzgarını alıyorsunuz. Çanakkale Boğazı ve şehitlik anıtı, Gelibolu'daki anıt karşımızda. Şimdi Kumkale anıtında şehitlerden sonra sahile inip oradan yürüyeceğiz. Haydi gidelim. Dostlar, Kumkale şehitliğine varabildik. Haydi bir ziyaret edelim. Dostlar, burada 26 adet şehit anıtı var. Ama sayı 26'dan fazla olduğu düşünülüyor. Bu anıtlar simgesel dikilmiş mezar üzerinde yeşil alan. Ne çileler çekildi, ne canlar toprağa düştü. Biz düşmüşük yollara çok mu dostlar? Kulaklarımız kirişte, bekliyoruz in tepeden bir ses, bir top sesi bekliyoruz. Derken bir değil birkaç top sesi geliyor. Askerler derhal hep birden ve hep bir ağızdan aynen bir dua gibi tekrar ediyorlar. Yaşasın in tepe topçuları. Fuat Şükrü gücü yener. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'an-ı Hakim. İnneke leminel mürselin. Sıratem müstakim. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فسبحان الذي بيده وملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Dostlar, İntepe şehitliğinden ayrılıyoruz. Mevlam bizi ve neslimizi atalarımıza, şehitlerimize layık nesiller kılsın diyelim. Haydi yola gidelim. İşte dostlar, bu şehitler sayesinde Boğaz'a girilmedi. Çanakkale Boğazı kıyısından merkeze doğru yürüyorum. Karşımızda Gelibolu. Gelibolu apayrı bir video konusu olacak. Orada biraz fazla duracağız. Şimdi Halileli Sahili diye bir yer var. Gördüm haritada. Az ileride galiba. Oraya sahile ineceğim. Orada biraz dinleneceğim. Sonra güzel yalıya doğru bakacağız biz. Hadi gidelim bakalım.
Çanakkale. Hey gidi. Çanakkale. Dostlar, Halileli plajına doğru giderken yol kıyısında tarla içinde yıllanmış bir meşe ağacı buldum. Gölgesinden canım çekti. Biraz istirahat edeyim. Haydi bakalım. Evet dostlar, Halileli plajına geldik. Aşağıya inmemiz lazım. Hadi bir inelim. Halileli sahilinde taşlar çok güzel bir manzara oluşturuyor. Kuvars parçalarının yuvarlanarak burada adeta işlenmiş gibi olması deniz onları okşayarak bu hale getirmiş. Şeffaf kuarslar da var. Dumanlı kuars türleri de var. Mesela dumanlı kuarsa bir onlarca yüzlerce. Farklı olacak. Burada en güzellerini toplayacaksın aslında.
sahiline indik. Tekrar bu koşuyla çıkmak istemedim. Sahilden yol bulabildiğimiz kadar gideceğiz. İleride bir yerde zaten ana yola yaklaşıyor. Bakalım akşam olmadan güzel bir yalıya gelmemiz lazım. Hadi gidelim. Deniz kıyısından tekrar yola çıkıyorum. Yol yaklaştı. Denizde kumların içinde yürümek daha zor oluyor. Hadi çıkalım yola. Yola çıkar çıkmaz bir çeşme buldum. Zaten toprakta da bir nem var. Buralarda su oldu. Çeşmede güzel akıyor maşallah. Hadi alalım biraz. Hadi. Evet dostlar. Halil Eri Kursu'ndan sonra yola çıktık. Yolda çeşme denk geldi. Suyumuzu tazelettik. Arkasından bir çeşme daha. Hepsi de güzel buz gibi suymuş. Buralarda bir tepede çamlıkta güzel bir su kaynağı var demek ki derinden gelen. Şimdi bir çeşme daha mı var burada? Aynen. Bak bir çeşme daha var. 3 tane çeşme arka arkaya. Aralarında 200'er metre falan var. Beş buçuk kilometre falan kaldı Güzel Yalı Halk Plajı'na. Bu gece orada geçirmek istiyorum çünkü bir şeyler de alıp yemem lazım aynı zamanda. Aslında buralar da güzelmiş. Suyumuz var. Güzel bir çeşme başıymış ama dediğim gibi biraz erzağa ihtiyacımız var. Şehrin merkezine gitmemiz lazım. Haydi yola devam. Dostlar yol kıyısında hazine buldum. Acıkınca hep buluyorum ben bunları. Kafam kadar orman dudu. Yani yabani böğürtlen. Bak abi şuna bak ya, bu nasıl ya? Memleketten memlekete değişiyor herhalde. Ben bir gömüleyim abi şunlara, yumulayım. Müsaadenizle. Dostlar biraz geldik. Güzel yalı göründü karşıda. Bir miktar daha yolumuz var. Hadi gidelim bakalım. Burada köpekler de var. Umarım bir şey yapmazlar. Yerinde. Hadi bana müsaade. Evet dostlar, Boğaz'a nazır yürümeye devam ediyoruz. Çanakkale Boğazı'nın rüzgarında. Güzel Yalı'ya aşağı yukarı 2,5 kilometre falan kaldı. Haydi gidelim. Güzel Yalı'ya kaldı 1,5 kilometre falan. Bir kısa mola verdim. Kedicikle beraber oturuyoruz burada. Yanımda biraz mama falan mı taşısam acaba ya? Hayvanlar takılıyor peşime. Aç aç. Hiçbir şey de veremiyoruz. Bakalım. Haydi bize müsaade. Dostlar Güzel Yalı'ya inceden giriş yaptık. Bir halk plajı varmış, bakalım buralar mı? Bir bakayım, ben bir yer bulup kurulayım. Bu gece buradayız. Haydi bakalım. Dostlar belediyenin bir piknik alanını buldum. Buraya kurulduğum bir de belediyenin halk plajı var. Oraya baktım. Orası uygun değil. Orada da belediye
satış yapıyor. Tost gözleme falan yapıyor, satıyor kendisi. Kıytırık tost, kıytırık gözleme atıştırdım. Başka da etrafta ne market ne lokanta, hiçbir şey yok. Daha güzel yolunun merkezinde. Kamp alanını bulmuşken biraz atıştırmayla yine bu geceyi burada geçireceğim. Yarın ola hayrola, hadi bakalım. Dostlar, yolda bir gün daha akşam oldu. Güzel Yalı'ya geldim biliyorsunuz. Burada bir piknik alanı buldum, belediyeye ait. Çamlık güzel bir yer. Ağaçların altında yeşilliğe çadırımı kurdum. Denizin hemen dibindeyiz. Bir sıkıntı olmazsa, bir şey diyen olmazsa çadır kurmama buradayım bu gece. Yarın da biraz geç kalkacağım, dinleneceğim, denize gireceğim. Öyle planlıyorum. Bakalım. Ya nasip, yoldayız. Yeni yollarda, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ana müsaade.